Evet arkadaşlar, Minnesota Register'dan yine yeniden merhabalar. Yerel bir göldeyiz. Bu gördüğünüz göl, her şey ücretsiz. Yüzmek ücretsiz, balık tutmak ücretsiz, buraya girmek ücretsiz, tuvaleti kullanmak ücretsiz, soyunma kabinleri ücretsiz. Yani halk için her şey burada. Park var, işte barbekü yapılacak yerler var, işte hamak asılacak yerler var, salıncak var. Her şey düzenli, nizamlı. Burası Amemo Amerika. Burada gördüğünüz gibi her türlü, her ülkeden yazılar da var. Arapça var, bilmem ne var. Tabii her şey yerde olduğu gibi Türkçe yok tabii ki. Zaten beklemiyoruz. Ama herkes Türkçe öğrenecek bir gün. Bunu da iddia ediyorum. Burası Amerika işte. Özgürlükler ülkesi. Yaşam ülkesi. Devlet herkesi zengin etmese de yaşam alanlarını bütün halk için seferber. Otopark var ücretsiz. Bizim orada olsa otopark mafyası eline geçirirdi. Anasını bellerdi, kimse de giremezdi. Tabii böyle bir işletmeyi de birisi eline geçirirdi. Ona da giremezdi. İşte burası Amerika. Ülkemizi seviyoruz ama böyle şeylerin de gariban halk için olmasını bekliyoruz. Zaten gariban halk ne yiyor, ne içebiliyor, ne giyebiliyor, ne gezebiliyor. Bari böyle yerleri de insanlara hizmet için sunulması lazım. Şimdi bizim orada da şeyler açıldı, bu millet bahçeleri. Millet bahçesi gitmek ücretsiz de şimdi şey yapmışlar, otoparkına girmek ücretli. Ya kardeşim, bir yerden de para şey yapmayın ya. Zaten garibanın için yapmadınız o millet bahçelerini. Millet bahçesine otoparkın parası ne demek ya? Neyse, işte burası Amerika. Bobby ile geziyoruz yine yeniden. Gelin şu salıncakta biraz sallanalım. Bobby, come. Bobby, come. Dandini dandini. Come, Bobby. Come, come, come. Come, come. Oh, keyfimize diyecek yok. Dandini dandini dastana. Gerçi bu Türkçe'den anlamaz ama. Danalar girmiş bostana. Kol bostancı danayı. Kovalasın nanayı. Güneş tam gözümü vuruyor be. İşte böyle bizim hayat. Çekilecek gibi değil. Amerika'da yaşam böyle arkadaşlar. İşte çekilecek gibi değil. Yani insanlar bizi kıskanıyor yani. Yani gerçekten şöyle bir şey diyeceğim. Bizim ülkemizde böyle yerler, daha güzel yerler vardır eminim ki. Kesin zenginler kapmıştır ikincisi. Bu yerlerin halka açık ve başında birinin olması lazım. Bak şu kulübe ne için biliyor musunuz? Bu para almak için değil, para kesmek için değil. Buranın düzenini sağlamak için. Şimdi böyle yerler var, güzel yerler var. Halka bırakıyoruz. Öyle yerler de var şimdi. Halkımız için de konuşmak istiyorum. Oranın içini de yani kullanıyorlar. Akşam eve döndükleri zaman da çöplerini bırakıyorlar. Yani kendi kendimize koruyamıyoruz. Kendi ülkemizi kendimiz korumuyoruz. Suriyeliler, Afganlar, Cartlar, Cutlar gelmiş. Onlar zaten anasını belliler yani. Biz kendimiz böyle yaparken, Türk halkı böyle yaparken onlar ne yapmaz diye düşünemiyorum. O yüzden böyle yerlerin olması bir yana, bu düzeni sağlayacak şöyle kulübelerini yine gösteriyorum. Öyle kulübelerin de olmasını istiyoruz işte. Burada var. Düzen sağlanıyor. İnsanlar içeri işte kedi köpek sokamıyoruz. Mesela biz Bobby ile içeri giremiyoruz şu anda oraya. Yani oranın düzeni sağlanıyor. Yani burada yetkili halt kut kut demiyor. Yani herkes düzene uyuyor arkadaşlar. Düzene uymak için de devletin sağlam olması lazım. Yani en başta devlet. Devlet her şeye el atacak. Yani nasıl el atacak? Arkadaşlar şöyle. Mesela sigara içme yasağı var mı? Her yerde uygulanıyor mu? Hayır. Ne? Kapalı alanlarda uygulanıyor. Mesela yollarda işte bilmem neler falan. Uygulanmıyor. Uygulanmadı. Kapalı alanlar bile şu anda var. Ben biliyorum. Ama zamanında mesela emniyet kemeri de arabalarda takılmıyordu hatırlıyorsanız. İşte efendim işte insanları rahatsız ediyormuş. Emniyet kemeri takmayan insanları var öyle. Takınca da rahatsız oluyorlarmış. Ama nasıl önüne geçtiler? Herkese ceza keserek. Yani herkese ceza keserek bunun önüne geçtiler. Milletin canı değil de parası önemli olduğu için bizim ülkemizde
herkes artık o kurala uyuyor. Yani bizim ülkemizde trafik kuralına uymak için cezaları yüksek tutacağız. Cezaların arkasında duracağız. Cezaları keseceğiz. Mesela kaldırımdan geçen insanlara da ceza keseceğiz. Trafikteki insanlara da ceza. Herkesi de birbirine saygılı ve sevgili olmak zorunda. Hani andımız vardı ya, küçüklerimi sevmek, büyüklerime saymak filan filan. Unuttuk biz artık. Onları bizi unutturdular. Bazı şeyler niye var, neden var diyorduk da işte bu yüzden varmış. Biz cuma günleri İstiklal Marşı'nı okumamak için erkenden kaçmaya çalıştık okuldan, ama şimdi olsa da sabah andığımızda okusak, akşam da cuma günleri İstiklal Marşı'mızı okumak için okulda beklesek, ama zaman akıp gidiyor. Neyse, nereden nereye girdik arkadaşlar, burası Amerika. Şimdi bir şey olacak da, bu da bir ironi oldu galiba, bakın. Şurada bir yazı var, tamam mı? Şuna bakın. Ama bunu unutmuşlar galiba. Ama şey oldu yani, ironi. Ne diyor? Please pick up your trash. Bokunuzu burada bırakmayın diyor. Ama bence onu unutmuşlar burada. Hadi babi, hadi. Babi. Babi. Türklerin yaptığı şey, oğlumla araba sürüyoruz. Amerika'da araba sürüyoruz oğlumla. Hani Türk kuralların yaptığı şey var ya, ben de oğlumla araba sürüyorum. Abi! Sonunda aradığımı buldum. Koyuyorsunuz buraya çiçekleri, tamam mı? Buradan da çekiyorsunuz. Ben ailenizin gezgini Reşat Sitrik. Sidik. Ya da öyle bir şey.
Amerika'da yaz boyunca her perşembe bu cadde kapatılacak. Burası Minnesota Rogers'tır. İnsanlar gelip burada kahvesini, çayını, birasını içip ailesiyle, arkadaşıyla birlikte zaman geçirebilecek. Amerika.